Bildiğiniz üzere kurumumuz yöneticisi Diren Keser 27 Şubat günü bir gece ansızın evinden daha önce aldığı bir cezadan dolayı apar topar tevkif edilmiştir. Günün her saatinde sokakta olan, ayan beyan açıkta olan bir arkadaşımızın gecenin bir saatinde bir baskınla gözaltına alınması, tutuklanması ve emniyete götürülmesi insanın aklına hep her zaman şunu getiriyor. Burada amaç sadece Diren'i derdest etmek değil, Diren'in yanında ailesine, çocuklarına, komşularına, çevresine de bir gözdağı vermek, devletin ceberut yüzünü göstermek amaçlıdır. Direncan arkadaşımız uzun süredir Mersin'de ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarında gazetecilik faaliyetlerini yürütmektedir. Ve biz Diren'in kurumumuz yöneticisi olmasından da mütevellit yapılan bu işlemi doğru bulmuyoruz, kınıyoruz. Bizler her zaman hak ve hakikatin peşinde olan Demokratik Alevi Derneği olarak zulüm nereden gelirse gelsin, kime karşı işlenmiş olsun, biz bu zulmün karşısında olacağız. Bunu geçmişimizde de yaptık, bundan sonra yapmaya da devam edeceğiz. Direncan arkadaşımız bizim değerimizdir. Bunu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, her zaman yanında olacağız. Yöneticimiz PİRHA ve Can TV emekçisi gazeteci Diren Keser hukuksuz bir kararla derdest edilmiştir. Diren Keser uzun yıllardır Alevilerin, Kürtlerin, ezilenlerin, yoksulların, emekçilerin haberciliğini yapan muhalif bir gazeteci olma sebebiyle uydurma gerekçelerle hakkında daha önce açılmış olan bir davanın kesinleşmesi sonucu cezaevine götürülmüştür. Diren Keser hakkında açılan davada verilen karar gibi cezaevine götürülüş süreci de hukuksuzluklarla dolu bir sürecin parçalarıdır. Hakkındaki kesinleşmiş hukuksuz cezanın infazı için evinde kendisine çağrı kağıdı yapılmasını beklerken hukuksuz şekilde gözaltına alınmış, bir gece emniyette tutulduktan sonra Tarsus cezaevine nakledilmiştir. Diren Keser'i evinden emniyete kelepçeyle götürenler emniyetten cezaevine giderken ters kelepçe kullanmışlardır. Yine Diren Keser cezaevine götürüldüğünden bu yana içme suyu alamadığını ifade etmiştir. Diren Keser hakkındaki dava 2014 ve 15 yıllarında başka mecralarda yapılan haberleri kendi sosyal medya hesabında paylaştığı için açılmış ve cezalandırma yoluna gidilmiştir. Muhalif medya ve bir bütün olarak muhalefet üzerinde uzun süredir devam eden ağır baskıların bir sonucu olarak hakkında ceza verilmiş ve bu haksız ceza Yargıtay tarafından da onanmıştır. Yine cezası kesinleştikten sonra kendisine çağrı kağıdının tebliğ edilmesi yasal olarak şartken, zorunluyken bu zorunlu yasal usule de riayet edilmemiş ve yapılan baskınla evden alınmıştır. Kuşkusuz Diren şahsında cezalandırılan özgür basındır, sesi kısılmak istenen Aleviler ve diğer ezilenlerdir. Bizler Alevilerin, Kürtlerin, ezilenlerin, yoksulların, emekçilerin haberciliğini yapan Diren Keser'in yoldaşları ve dostları olarak ne uygulanan hukuksuz cezanın ne de kendisine uygulanan kötü muamelenin peşini bırakmayacağımızı kamuoyuna duyuruyor, dayanışmanın büyütülmesi çağrısında bulunuyoruz. Bir davası kesinleşmişti. İstinaftan da yani kesin istinaf kararıyla beraber daha önce zaten cezaevi yattı bir süre. O süreçte gelen yasal değişiklikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin verilen ifade hürriyeti kapsamındaki cezalara ilişkin Yargıtay yolu açıldı. Yargıtay yolunun açılmasıyla beraber Direncan'ın cezasının infazı durduruldu. Tedbiren ve dosya Yargıtay'a gitti. Yani temiz yolu açılmış oldu. Kendisi zaten dosyanın kesinleştiğini şeyden görmüştü sistemden ama normalde usul şu 3 yılın altında bir ceza olduğu için kendisine tebligat yapılması lazım. 10 gün süre verilmesi lazım. 10 gün içerisinde eğer teslim olmazsa o zaman yakalamayan düzenlenebilir diyor kanun. Buna hiçbir şekilde riayet etmemişler. Hemen ceza kesinleştikten sonra evine baskın yaparak TEM polisleri tarafından evden alınmış. Dediğim gibi emniyete götürülürken kelepçeyle emniyetten cezaevine götürülürken ters kelepçeyle götürülmüş. Buna itiraz ettiğini ama sonuç vermediğini, kendisinin bir gazeteci olduğunu, bir yere kaçma gibi bir amacı olmadığını, zaten evden alındığını söylediğini ifade etti. Cezaevine götürüldüğünden bu yana da ben dün görüştüm. İçme suyuna daha ulaşamamıştı. Kantinde sayım olduğu gibi absürt bir gerekçeyle. Onun dışında cezasıyla ilgili muhtemelen biz bazı itirazları yapacağız ama birkaç ay yatma ihtimali var görünüyor. Bir yılın altına eğer düşerse o zaman denetim serbestlikten faydalanabilir.